El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde birlikteyiz. Sizlere inşallah mağfiretten bahsetmek istiyorum. Mağfiret müessesesi hem af anlamında kullanılmaktadır, günahların affı, hem de günahların sevaba çevrilmesi istikametinde kullanılmaktadır. Ne zaman mağfiret söz konusudur? Mağfiretin tahakkuk ettiği nokta 14. basamaktır. Basamaklar itibariyle oraya gelelim. Birinci basamak, olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Ve bu değerlendirmeye göre de Allah-u Teala'dan o kişinin kalbinde hayır mı var, yoksa hayır yok mu? Allah kişinin kalbine bakar. Hayır görmedikleri, şer gördükleridir kalpte. Onlar sadece kendilerini zehirleyecek olanlar değildir. Başka insanları da zehirleyecek olanlardır. Onların kalplerinde buğz vardır. Başka insanları sevmezler. Onların kalplerinde küfür kelimesi vardır. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi olduğu için bu onlar için bir ayrıcılık değildir. Onların kalbinde zevk vardır. Onların kalbinde maraz vardır. Onlar Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onlar Allah'ın ayetlerini ketmederler. Yani örterler. Onlar kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlardır. Onlar seçilmezler. Onun dışındaki henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Bu seçim işlemi yeryüzünde fesat çıkarmayan insanlar için geçerlidir. Ve onların sadece bir kısmı, ne yazık ki küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o üçüncü basamağa yükselir. Nasıl yükselir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala aynı anda o kişinin kalbinde oluşan,
bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Aynı anda gerçekleşir. İşitme, bilme, görme ve kişi üçüncü basamaktadır. Bunun üzerine Allah-u Teala sadece bu tarzdaki kişilere rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli başka insanlara, yani ne yazık ki insanların %90'ından fazlasına yapılmaz. Allah-u Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmez. Bütün insanların üzerinde Allah'ın Rahman esmasıyla tecellisi vardır. Rahim esmasıyla tecelli, o kişinin nefsinin kalbinde değişiklikler yapmaya yönelik bir tecellidir. Hazreti Yusuf diyor ki, Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde وَمَا أُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla, Rahim ismiyle tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve bunun üzerine Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişilerin evvela hastalar üzerindeki engelleri ve uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor. Gözlerin önündeki hicab-ı mestura adlı irşat makamını görmeyi engelleyen perdeyi alıyor. Görme hastasının üzerindeki, basar hastasının üzerindeki gışavet isimli engeli alıyor. Kulaklardaki engeli vakraya alıyor ve kişinin mühürlü olan Allah'a karşı bir muhteva taşıyan sözleri anlamaktan kişiyi men eden ekinleti kaldırıyor Allah-u Teala. Kulaklardaki affedersiniz, vakrayı kaldırıyor. Aynı zamanda da mühürlü olan işitme hassasının mührünü açıyor. Kişi duymaya, işitmeye başlıyor. İrşad makamının sözlerini manalandırmaya başlıyor. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Rahim esmasıyla tecelli edince onun kalbinin mührünü açıyor. Kalpteki küfür kelimesini ekinnetle birlikte bütün insanların kalplerinde idraki önleyen bir müessese var. Adı ekinnet. Allah-u Teala ekinnetle birlikte kalplerdeki engeli alıyor. Ve ne yapıyor Allah-u Teala bu engeli alarak? Allah-u Teala bu engeli alarak onun yerine ekinnet koyuyor. Affedersiniz, ekinneti alıp yerine ihbat koyuyor. Kişi muhbitlerden birisi oluyor. Yani kalbine idraki sağlayan bir ilahi kompüter yerleştirilmiş olan birisi oluyor. Bunları yaparken
o kişinin derecelerini devamlı arttırıyor ki o kişinin sevapları günahlarını aşsın. Ve bu işlevleri tamamladığı zaman Allah Teala o kişinin sevapları günahlarından öteye geçiyor. Yani kişi günahları sevaplarından fazlayken hiçbir ameli yok, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle ameli olsa da neticeyi değiştirmez. Mutlaka kişinin günahları sevaplarından fazla. Bu noktada sevapları günahlarından fazla hale getiriyor Allah Teala. Sonra da o kişinin kalbine ulaşıyor. Göğsünden kalbine yol açmış, yol açıyor. Oradan kalbe giriyor, kalple kişinin arasına ve o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve o kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbine rahmet nuru %2 oranında giriyor. Ama Fazıl isimdeki nurlar kalpte iman kelimesi yazılı olmadığı için, manyetik çekim alanı mevcut olmadığı için kalbe giremiyor. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlıyor. Rahmet birikimini. İşte bu fazılların giremediği ama rahmetin kalbe girdiği ve kişinin içinde, nefsinin kalbinde %2 oranında yerleştiği noktada o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu rızayı oluşturur. Allah Teala o kişinin mürşidini görmesini temin eder. Kişi Allah Teala'dan hacet namazı kılarak mürşidini sorduğu zaman hacet namazıyla istihaneyi istediği zaman mürşidinin kim olduğunu Allah'a sorduğu zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu noktada kişi gaybte Rahman'a huşu duyan bir kişidir. Kalbinde %2 nur vardır. Rahmet nuru. Ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair kesin bir inancın sahibidir. Allah Teala bu noktada o kişinin mürşidini talep etmesini sağlar. Kişiye mürşid sevgisi verir. Kişinin içinden gelen bir duygu bütün vücudunu, kalbini kaplar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşide ulaşmayı diler ve mağfiret diler Allah-u Teala'dan. İşte günahların örtülmesi
birinci muhtevadır. Mağfiret ikinci muhtevadır. Ama böyle bir müessesede kişinin mağfiret talebi asıldır. Kişi mağfireti dilemelidir Allah-u Teala'dan. Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve enistağfiru rabbikum. Rabbinizden mağfiret istemeniz. Sümme tubu ileyhi. Sonra ona tövbe etmeniz. Ümmeti kum metaan hasenen, sizi ahsen bir güzel bir meta ile metalandırması. İla ecelin müsemmen, belirlenmiş bir zamana kadar. Yuti kulle zi fadlin fadlehu. Ve bütün fazıl sahiplerine fazlını vermesi içindir. Allah Teala görülüyor ki bütün bu standartları kulun Allah'tan mağfiret istemesine bağlamış. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi talebi. Ama daha kalın çizgilerle bakarsak mağfireti geleceğe yönelik bir hidayet talebi olarak görmemiz lazım. Çünkü mağfiret talebine dayalı olarak veriyor Allah Teala bunları. Ve in tevelle, ve eğer dönerseniz fe inni ahafu aleykum azabe. Muhakkak ki azabın üzerinize olmasından korkarım, haf ederim, korkarım. Muhakkak ki korkarım. Yevmin kebir, büyük günün azabının üzerinizde olmasından korkarım. Şimdi Hud suresinin 3. ayet kelimesine baktığımız zaman bir dizayn görüyoruz. Kişi Allah'tan mağfiret istiyor. Ve ne zaman istiyor? İrşad makamının önüne varmadan önce kul Allah'tan mağfiret istiyor. Ve tövbe olayı gerçekleşiyor. Kişi irşat makamının önünde
tövbe ediyor. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler orada, onların etrafındaki kişi de, devrin imamı da orada ve bir tövbe merasimi cereyan ediyor. Kendisine izin verilen iki kişi konuşuyor. Allah'ın emrettiği şeyleri irşat makamı söylüyor. Murat makamı da irşat makamı mürşittir. Murat makamı da mürittir. Neyi murad ediyor kişi? Allah'a ulaşmayı murad ediyor. Günahlarının sevaba çevrilmesini murad ediyor. Bunun için söylediği şey mağfiret talebidir. Bu mağfiret talebi kişinin Sebe suresinin, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde iki taraf birden aynı şeyi yapıyor ve sadece kendisine izin verilmiş iki kişi sevap söyler diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor Allah Teala sevap söyler demekle? Mağfiret talebinde bulunurlar demiş oluyor. Çünkü bu sevap talebi üzerine Allah Teala müridin, tabi olanın talebi üzerine onun günahlarını affediyor. Mürşidin ve aynı zamanda devrin imamının talebi üzerine bir defa daha affediyor Allah Teala ve kişinin günahları mürşidine gelmeden evvel örtülmüşken şimdi bir de kişinin günahları birincinin talebi üzerine af, devrin imamının ve mürşidin talebi üzerine ikinci defa affediliyor ve kişi büyük sevap kazanıyor. Biliyorsunuz, kazandığımız dereceler sevabı ifade eder. Kaybettiğimiz dereceler günahı ifade eder. Ve kişi üst derece bir sevap kazanma imkanının sahibi oluyor. Daha irşad makamına gelmeden evvel kişinin günahları zaten örtülmüştü, o kişi cenneti hak etmişti. Tabi olduğu zamansa bu Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi gereğince tabi olduğu zaman o kişinin talebi aynı anda devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerin talebi üzerine, mürşidin talebi üzerine dört talep birden, ama meleklerinki ve devrin imamınınki fizik standartlarda değil, fiziğin ötesinde bir talep. Bizim alemimize göre fiziğin ötesinde, Allah'a göre elbette değil. Ve kişinin günahları birinci talep üzerine af, ikinci talep üzerine bir defa daha af, yani sevaba çevrilme işlemi. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, müminler için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Derler ki, diyor Allah Teala, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.
Kim tövbe eder de, bu ayet-i kerimedeki tövbe, Hud suresinin 3. ayet-i kerimesindeki tövbe, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakimine ulaşırsa, o zaman onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Vikaye et. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine o kişinin Allah-u Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Burada sadece Allah-u Teala mağfiret talebinden bahsediyor. Bunun kişisel olarak taraflardan biri için konudan bahsedilmiş Hud 3'te, bir açıdan, taraflardan bir açısından değerlendirmiş ve adına gene mağfiret diyor Allah-u Teala. Aslında tek taraf için düşünürsek buradaki mağfiret kelimesi kişinin günahlarının affını oluşturuyor ve günahları kadar sevap kazanmasını sağlıyor. İrşad makamının, açıklanan meleklerin ve özellikle devrin imamının talebi üzerine bir defa daha mağfiret olayı cereyan ediyor. Bir defa daha af ve mağfiret olayı tahakkuk ediyor. Kelime anlamıyla da mağfiret, affın ötesinde bir olayı oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'e göre. İki defa af manası mağfiret kelimesinin içinde gizlidir. Bu günahların affedilmesi değil, sevaba çevrilmesi, iki defa affedilmesi, aynı ifadelerle anlatılmış Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde. Allah-u Teala diyor ki, Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde, onlar ki cehenneme giderler, günahları artar. Sonra da diyor ki Allah-u Teala, ama kim tövbe eder de, bu tövbe mürşid önünde yapılan bir tövbe, amen olursa, mümin olursa, tabiyetten sonraki amin olmak, kalbine iman yazıldığı için kalbi mutmain olmuş bir mümin. Kalbinde o kişinin o noktaya kadar iman kelimesi yoktu. Tabiyeti anında Allah-u Teala kalbinin içine imanı yazar Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Ve bu kişi kalbi mutmain olmuş bir mümin olur. Kalbindeki aynı zamanda imanı artan bir mümin olur. İmanın artışı kişiyi iman artışı sebebiyle mutmain kılar. Henüz nur artışı başlamamıştır. Ama kalbi bu istikamette, kalbindeki iman artmıştır kişinin. Allah'ım biz onların imanlarını artırırız ifadesi
bu tarzda bir iman arttırışı, kalbine iman kelimesini yazmak suretiyle. Beşinci basamakta ne olmuştu? Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürü alınmıştı. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştı. Ama kalbin içine iman yazılmamıştı. Kişi sadece mümin olmuştu. İmanı artan, kalbine yazılan iman kelimesiyle mutmain olan bir insan değildi daha. O seviyedeydi henüz. Konunun başlangıç noktasında. Öyleyse burada 14. basamakta tövbenin tahakkukuyla o kişi Allah-u Teala'nın günahlarını örtmesi olayıyla değil, günahlarını sevaba çevirmesi olayıyla, mağfiret olayıyla karşı karşıya. İşte bunu anlatıyor Furkan Suresinin 69. ayet-i kerimesi, 70. ve 71. ayet-i kerimeleri. Diyor ki Allah-u Teala, böylece onlar tövbe ederler, mümin olurlar. Ve amelü salihat yapmaya, zikir ederek nefsi ıslah edici ameller işlemeye, yani nefs tezkiyesi yapmaya, zikirle kalplerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın gelişini temin etmeye başlarlar. Onlar aminü salat yaparlar diyor Furkan 70. Onlar aminü olurlar, mümin olurlar diyor. Ve onların seyyiati hasenata çevrilir diyor. Günahları sevaba çevrilir diyor. İkisi de aynı şeydir. Günahlar kaybettiğimiz dereceler, seyyiat kaybettiğimiz dereceler, sevaplar kazandığımız dereceler, hasenat kazandığımız dereceler. Kaybettiğimiz dereceleri iki defa affetmek suretiyle kazandığımız dereceler haline getiriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor kişinin Allah-u Teala. Ve 71. ayet-i kerime, onlar günahları affedilmiş olarak tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhen Allah'a dönerler, Allah'a ulaşırlar. Ve aynı olay, yani tövbe olayı, bu tövbeyle alınan sonuçlar Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde de belirtiliyor. Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve mağfiret dileselerdi Allah'tan, o günahlarının affını dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah günahları affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın talebi üzerine sevaba çeviriyor. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi, mağfiret müessesesi ve bu dünya üzerinde tahakkuk ediyor. Bir defa tahakkuk ediyor. Eğer kişi vuslata ulaştıktan sonra düşerse, yeniden hidayete ermek isterse bir defa daha tahakkuku mümkün. Ama ondan sonrası mümkün değil. Ondan
İkinci defa kişi vuslata ulaştıktan sonra, hidayete erdikten sonra düşerse, ondan sonra bir daha ona mağfiret edilmez. Düştüğü anda bütün kazandıklarını zaten geri vermek durumundadır. Öyleyse ne yapıyor kişi? Tövbe ediyor. O suresinin 3. ayet-i kerimesinde bu tövbeden bahsediyor Allah Teala. Mağfiret istemeniz ve ona tövbe etmeniz diyor Allah Teala. İşte tövbe olayı tahakkuk etmiştir. Bundan sonra kişinin metalandırılması var. Yani o kişi zikir yapacak. Allah'ın kadından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsüne gelecek. Göğsünden kalbine ulaşacak. Ve Allah Teala kalbine iman kelimesi yazdığı için tövbe sırasında mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre iman kelimesi fazılları manyetik alanıyla kendisine çekecek ve etrafında biriktirmeye başlayacak. İşte bu fizik vücudun rızıklandırılmasıdır. Ahsen rızıkla. Ama nefsin kalbinin metallandırılmasıdır. Nefsin kalbinin fazıllarla donatılmasıdır. Yani fizik vücut tarafından nefsin infak edilmesidir. Bu ayette, bu suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala buna metalandırmak diyor. Onu faydalandırmak, Allah'ın rızkından faydalandırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ayetleri rahatlıkla konuşmak imkanını bize vermiş. Bilgisayar aracılığıyla olsun, uydu aracılığıyla olsun, sizlere ulaşmak imkanımız var. Sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse Allah Teala'nın güzel bir meta ile metalandırması olayı, yani rahmet, fazl ve salavat nurlarıyla fizik vücudun kendisine verilen ahsen rızıktan nefsi infak etmesiyle nefsi Allah-u Teala'nın rızık, nefse Allah-u Teala'nın rızkını infak etmesini ifade eder. Bu meta'an hasenen diyor Allah-u Teala. Güzel bir rızık, nefsin sadece o rızka ihtiyacı var. Rahmet, faz ve salavat. Niçin var? Allah'ın emirlerini yerine getirmek için, yasak ettiği fiilleri işlememek için, Allah'a sevgili olabilmek için. Öyleyse böyle bir dizaynda acaba Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi ne diyor? Gene Hud suresinin 52. ayet-i kerimesi de mağfiretle alakalı. Diyor ki Allah Teala veya kavmi istağfiru rabbikum. Ey kavmim, Rabbinizden istiğfarı isteyin. Sümme tuğbu ileyhi. Sonra ona tövbe edin. Yürsünüz semae aleykum midraran. Size gökten bol miktarda Allah Teala yağmur versin. Bol rahmet göndersin.
ve yezidküm kuvveten ve kuvvetinizi arttırsın. İlâ kuvvetikum, kuvvetiyle kuvvetinizi arttırsın. Ve lâ tetevellev mücrimin ve mücrimler olarak yüz çevirmeyin diyor Allah Teala. Ve ise ayet neyi söylüyor? Tövbe merasiminin işleneceği yer 14. basamaktır. 14. basamaktan evvel Allah'tan istiğfar isteyin. Allah'a istiğfar edin. Allah'tan mağfiret isteyin. Bu istiğfar etmek demek. Günahların affının ötesinde günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Kişi yalnız başına Allah-u Teala'dan mağfiret dilediği zaman Allah-u Teala onu kabul eder. Eğer kabul ederse kişinin günahlarını affeder. Ama tabiyet sırasında böyle bir talepte bulunuyorsa kişi, İrşat makamındaki Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişi de aynı talepte bulunacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala evvela istiğfar edin Allah'a diyor. Sonra ona tövbe edin. Ne zaman? Tabiyetin gerçekleştirildiği anda tövbe edin. İşte Furkan Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede o kişinin günahlarının, bütün günahlarının sevaba çevirmesini ifade buyurduktan sonra, seyyiatin hasenata çevirmesini ifade buyurduktan sonra, diyor ki o kişi tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döner. Yani kişi tövbe ediyor, mağfiret diyor Allah-u Teala'dan, Resul de onun için tövbe ediyor, mağfiret diliyor. Ve Allah-u Teala iki talebi de kabul ediyor. Ve böylece günahlar affediliyor, bir defa da affediliyor, yani sevaba çevriliyor. Bu ona tövbe et diyor Allah-u Teala. Tövbe edildiği zaman ne olur? Kişilerin dizaynı Allah'ın dizaynıyla paralel olur. Talebe Allah'ın talep etmenizi istediği şeyi Allah'tan talep etmiş oluyorsunuz. Allah'ın emrine paralel bir talep müessesesi oluşuyor. Ve Allah-u Teala diyor ki ondan sonra size göklerden bol yağmur versin, yani rahmet versin, fazıl versin, salavat versin. Zikir yapacaksınız. Allah'ın katından rahmet, fazıl ve salavat isimli üç grup nur ulaşacak size. Ve Allah-u Teala diyor ki sizi sizin kuvvetinizi sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın Allah. Nasıl yapıyor? Gökten gönderdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlarla
nefsinizin kalbine ulaşan bu nurları, fazlaları iman kelimesinin etrafında topluyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplandıkça nefsin kalbinde yerleşmişlerdir. Oradan çekim gücüne tabi oldukları için, manyetik kalan tabi oldukları için dışarıdan zikir bittikten sonra dışarıdan gelen karanlıklar orasını da işgal etmek isterler. Ama bakarlar ki orasını artık işgal edemeyecekler. Yenilgi karanlıklar için bir kaderdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes en azından %51 onları yenmeye muktedirdir. Çünkü bunu Allah gerçekleştirecektir. %51'e kadar olay Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse bu artan kuvvet neyin kuvvetidir? Kimin kuvvetidir? İradenin kuvvetidir. İradeniz sizdeyken nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Onlarla mücadele ediyordu. Ama nefsinizin kalbindeki afetler siz zikir yaptıkça devamlı gidiyor. Afetler yok oluyor. Yerini fazıllar alıyor. Yani sadece afet gitmiyor. Giden afet kadar fazıl geliyor. Öyleyse böyle bir noktada nefsinizin kalbi her geçen gün Allah'ın emirlerine daha çok itaat edecek olan bir kuvveti orada biriktiriyor. Ve nefsinizin afetleri arttıkça sizin iradenizin kuvveti artıyor. Nefsinizin afetleri azaldıkça iradi yapı değişmediği için karşısındaki düşman kuvveti 100 iken 50'ye düşmüş. O zaman o da %50 güçlenmiş oluyor. Çünkü onda bir değişiklik olmadı. İrade, aynı irade ama eski düşmanlarının yarısı kadarıyla savaş verecek. Öyleyse irade bir kat güçlü. Daha sonra bu güç daha fazla artıyor. Zikrin kuvveti nefsin kalbinin yarısının ötesinde de nefsin kalbini fazıllarla doldurdukça kuvvet her geçen gün giderek artar. Ve daimi zikirde en kuvvetli devreye ulaşırsınız. Öyleyse kuvvetinizi, iradenizin kuvvetini nefsinizin kalbine yerleştirdiği fazıllarla arttırıyor. Fazıllar afetlerin yerini almıştır ve iradenizin emrindedir. Arkasından da Allah Teala diyor ki ve la tetevellev mücrimin, sakın dönmeyin. Yani vuslata ulaştıktan sonra sakın oradan aşağı düşmeyin. Yoksa mücrimlerden olursunuz. Fasıklardan olursunuz. Kafirlerden olursunuz. Dalalettekilerden olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Fusilet Suresinin 6. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala kul innema ene beşerin mislukum. De ki ben de sizin gibi sadece bir beşerim. Yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahidun. Ve bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Estekumu ileyhi, ona doğru istikamet üzere olun. Estağfiruhu ve
İstiğfar edin. Ve veylün lil müşrikin. Müşriklere veyl olsun, yazıklar olsun. Burada bana vahyolunuyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ben de sizin gibi bir beşerim sadece, bir insanım. Allah Teala diyor ki onlara de ki Allah'a doğru istikamet üzere olun. Yani Allah'a yönelin. İrşat makamına ulaştığı anda kişi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime mutlaka ulaşacaktır. Bu ulaşma safhasıdır. Ondan evvelki safha 14. basamağa kadar Allah'a yönelmek. İstikamet üzere olun ve Allah'tan mağfiret dileyin. Öyleyse istikamet üzere olmak ve Allah'tan mağfiret dilemek. İki konu. Allah'tan mağfiret dileyerek ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Mağfireti dilediğiniz zaman, yani mürşidin önünde tövbe ettiğiniz zaman mutlaka ruhunuz başınızın üzerine, devrin imamının ruhu gelecek, yerleşecek ve sizin ruhunuza Allah'a doğru yola çıkması emrini verecek. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Böylece Fussilet suresinin 6. ayet-i kerimesinde de mağfiretin var olduğunu görüyoruz. Mağfiret müessesesinin cennette olacağını söylerler, ahirette olacağını söylerler. Bu sadece bir şayadır. Kulaktan kulağa dolaşan, Kur'an-ı Kerim'in yer vermediği, Kur'an-ı Kerim'de kabul edilmeyen bir husus. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisinde söylediği gibi, benim mağfiretim dünya üzerindedir diyor. Yani bu dünyada kişi tabi olduğu anda bana diyor, ben ona Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'ya müracaat ederek onun günahlarının sevabı çevrilmesini isterim diyor. Nisa 60'larda gidiyoruz. Allah Teala diyor ki ve ma erselna min resulin illa li yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi kendisine Allah'ın izniyle itaat edilsin diye göndeririz. Başka bir sebeple göndermeyiz. Ve levenehum izzalemu enfisehum cahüke. Eğer onlar ki mutlaka nefslerine zulmetmişlerdi, o zulmedenler sana geldiklerinde estağfirullah'a, Allah'a istiğfar etselerdi, estağfere lehumur resulü, onlar için resul de sen de istiğfar etseydin, levecidullahi tevaben rahima, Allah'ı tövbeleri kabul edici ve rahmet gönderici bulacaklardı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor ve Allah'tan mağfiret diliyor. Yani bütün günahlarının af olmasını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlar için talepte bulunuyor. O da onların günahlarının af olmasını diliyor. Böylece günahları iki defa affedilmiş oluyor. Yani günahları sevaba çevirmiş oluyor. Seyyiatleri hasenata çevirmiş oluyor ve böylece büyük ölçüde sevap kazanıyorlar. Günahları az,
sevapları fazla oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bir zarurettir. Kur'an'ın vazgeçilemeyecek olan bir farzıdır. Üstelik de olmazsa olmaz farzıdır. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun Allah'ın cennetine girmesi imkansızdır. Hiçbir zaman ona mağfiret edilmez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'tan aynı hüviyetle mağfiret dileyenler olarak hayatınızı devam ettirmenizi Yüce Rabbimizden diliyoruz. Allah Teala'nın mağfiretleri kabul edip sizin günahlarınızı sevaba çevirmesini, daha sonra ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim almasını dileriz. Cennet saadeti ve dünya saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.